Tekrar herkese merhaba. Ben İlker Sönmez. Mavili Elektronik'te Mavili Akademi biriminde e, teknik eğitim sorumlusu olarak görev alıyorum. E, arkadaşlar setimin yankılı geldiğini söylemişler. Bu e, belki sizin bilgisayarınızdaki ses çıkışıyla ile ilgili olabilir ama Tamam şu an normal diyorsunuz. Peki. Tamam çok teşekkür ederim. Şimdi dediğim gibi ben İlker Sönmez Mavili Akademi'de teknik eğitim sorumlusu olarak görev alıyorum. Her hafta salı günü bildiğiniz üzere saat 11'de sizlerle bir webinar gerçekleştiriyoruz. Bu haftaki webinar konumuz da biraz önce de Bahsettiğim gibi bir yangın algılama ve alarm sistemi projesinde sesli ve ışıklı uyarıcılar nasıl konumlandırılmalıdır. Şimdi bu doğrultuda öncelikle ne anlatacağımıza değinmeden önce şunu söylemek istiyorum: Yangın algılama sistemlerinde dedektör ve buton giriş cihazlarından alarm bilgisi geldikten sonra ortamdaki kişilerin yangın varlığından haberdar edilmeleri gerekir değil mi? İşte bu noktada sesli ve ışıklı alarm cihazlarının devreye girmesi gerekir. Sesli ve ışıklı alarm cihazları sayesinde mahaldeki kişiler binada yangın gerçekleştiğini anlar ve tahliye işlemleri yapılır. Böylece yangın dolayısıyla can kayıpları yaşanması olasılığı en aza indirilmiş olur. Sesli ve ışıklı cihazları özellikleri ve performans kriterleri EN54'e 3 ve EN54'e 23 standartlarında belirtilmiştir. Binalarda kullanılacak sesli ve ışıklı cihazlarının uluslararası akredite kuruluşlar tarafından verilen EN54'e 3 ve EN54'e 23 CPR sertifikalarının bulunması gerekmektedir. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra sesli ve ışıklı uyarıcılarla ilgili bu nasıl konumlandırılmalıdır sorusuna cevaben öncelikle sizinle ne amaçla kullanıldığına bir kez daha bakacağız. Sonra projelendirme esaslarına değineceğiz. Projelendirme esaslarının da aslında e, alt maddeleri gibi düşünebileceğimiz ilk EN54'e 14 14'teki e, standart maddelerine bakacağız. Sonra yönetmelik maddelerine bakacağız. Ve daha sonra da e, sizlerle birlikte konuyu toparlayıp, özetleyip anlatımımızı bitiriyor olacağız. Buna göre, sesli ve şıklı uyarıcılar ne amaçla kullanılıra bakacak olursak, Sesli ve ışıklı uyarıcılar bir yangın durumu oluştuğunda bina çevresindeki veya bina içindeki kişilerin uygun tedbirler almasını sağlamak amacıyla uyarma. Bir binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangından veya benzeri acil hallerden haberdar etme. Yangın uyarı butonunun mecburi olduğu yerlerde de uyarı sisteminde kullanımının mecburi olması dolayısıyla kullanılır. Yani kullanım amaçları bu saydığım 3 maddede toplanabilir. Projelendirme esasları ile ilgili olarak konuşacak olursak, projelendirme esaslarında bir Yangından korunma yönetmeliği, binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe bir de EN 54-14'ün özellikle Kasım 2018'de yayınlanan son versiyonuna bakmak gerekir. Buna göre, öncelikle TSE-CEN, TSE, TSE 54-14'teki ilgili standart maddelerine bakacak olursak, ee, bakmamız gerekir. Sonra burada yine bu aslında standart maddelerinde EN54'e 3 ve EN54'e 23'e uygun. Sesli ve görsel uyarıcıların projelendirme esasları. Ee, Semih Bey evet. Yani Bugün oldukça yoğun bir katılım oldu. Çok teşekkür ediyorum herkesin ilgisine. Ee, bu yoğun katılım dolayısıyla da Arkadaşlarımızı bir sonraki webinar'da inşallah e, burada ağırlıyor oluruz. Onların da katılımı için sınırı biraz daha genişletmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada. Burada devam edecek olursam kaldığım yerden. Şimdi TSE Gen TSE, TSE, TSE 54-14 ilgili standart maddeleri dedik ve bu başlık altında daha doğrusu bu slaytta 5 tane de alt maddeden bahsettik. Bu alt maddeleri de hızlıca tekrar edecek olursak. EN 54-3 ve EN 54-23 uygun sesli ve görsel uyarıcıların projelendirme esasları, soket altı siren ve flaşör uygulaması, panellerden ve kontrol modüllerinden siren sürme esasları, nemli ve tozlu ortamlarda sesli ve ışıklı uyarıcıların kullanımı başlıklarından söz edebiliriz. E, arkadaşlar, burada aslında EN 54-14 e ya da standartlar şöyle bize ee, yansıyor. Öncelikle binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin 75. maddesinde standarda atıfta bulunuluyor. Bundan dolayı biz EN 54'ü 14'ü de dikkate alıyoruz. Aslında en başta yönetmelik maddeleri bizim için e, sıralamada birinci geliyor ama orada da standarda atıfta bulunduğu için standarttaki maddeler de yine bizler için zorunlu hale geliyor. Şöyle bir ifadeyle atıfta bulunuyor. Standardın giriş bölümünde şöyle bir paragraf yer alıyor. Bu kılavuzda yer alan tavsiyeler mecburi değildir ve doğrudan yaptırıma sahip değildir. Ancak kendisi mecburi olan bir dokümanda belirtilmek suretiyle mecbur hale getirilebilir. Örneğin, mahalli veya milli mevzuata göre yetkili olan bir makam bu kılavuz uygunluğu şart koşabilir veya bir alıcı ile tedarikçi arasındaki sözleşmede uygunluk istenebilir. Bu durumda o sistem için sözleşme hukukuna göre mecburi hale gelir. Tavsiyelerin mecburi hale gelmesi ile ilgili ayrıntılı metotlar bu dokümanda belirtilmemiştir ve bu husus gerekli etkilere sahip kuruluşlara ait bir konudur. İşte bu atıftan dolayı standart zorunlu hale geliyor. Standartın alt maddelerini de inceleyeceğiz. Buradaki başlıkları konuşacağız ama standartta geçen sunumun içerisinde slide olarak koymadığımız önemli bir nokta var. O da şu. 13 no'lu standart maddesi diğer yangından korunma sistemlerinin çalıştırılması başlıklı bir madde. Bu madde de diyor ki Diğer sistemlerle bağlantı için milli şartları olabilir. Bu kılavuzun tavsiyeleri söz konusu sistemlerin yangın algılama ve alarm sistemine getireceği şartları kapsamaz. Bu şartlar aşağıdakileri içerebilir. İşte o aşağıdakileri içerebilir dediği noktada da diyor ki gerekli ışıklı ve sesli göstergeler. Yani standartta ışıklı ve sesli göstergelerin kullanımı ile ilgili 13 no'lu maddede de yer alan bir zorunluluk ifadesi yer alıyor. Şimdi standart maddelerine ve buradaki başlıklara devam edecek olursak, öncelikle e, EN 54-14'te e 6.2 no'lu madde, arıza e, etkilerinin sınırlandırılması sistem tasarımı ile ilgili bir madde. Bu maddede e, şöyle bir ifade var. Maddeyi uzun uzun okumayacağım size. Binadaki tüm alarm cihazlarının çalışması. E, daha doğrusu şöyle düzelteyim. Binada en az bir alarm cihazı çalışır durumda kalmalıdır diyor. Herhangi bir bireysel iletim yolundaki tek bir hata aşağıdakileri önleyemez diye başlayan bir madde 6.2.2.3 yangına dayanıklı kablolar başlığıyla bu 6.2 nolu maddenin alt maddesi şeklinde. Burada herhangi bir bireysel iletim yolundaki tek bir hata aşağıdakileri önleyemez diyor. O da binadaki alarm cihazlarının çalışması. Buradan da yola çıkarak diyoruz ki en az bir alarm cihazı çalışır durumda kalmalıdır. E, alarm bölgeleriyle ilgili olarak da daha önceki bazı sunumlarımızda ve webinarlarımızda algılama bölgelerinden bahsetmiştik. Ve algılama bölgelerinde dedik ki işte algılama bölgesi olarak tek bir bölgenin döşeme alanı 2000 metrekareyi aşmamalıdır. Şimdi bu 6.3 nolu madde yani bölgeler maddesinde 6.3.3 nolu alarm bölgeleri ifadesiyle yer alan madde diyor ki binanın alarm bölgelerine ayrılması verilecek alarm tipini ayırt etme ihtiyacına bağlıdır. Yani biz binada alarm bölgeleri oluşturmamız gerekebilir. Bu da alarm tipini ayırt etme ihtiyacına bağlıdır diyor. Her zaman bütün binada alarm sinyali verilecekse bölgeler ayırmaya gerek yoktur. Genelde de projelerde işte konvansiyonel sirenlerle e, tüm e, örneğin koridorda alarm verilir. Bu durumda da alarm bölgelerine ihtiyaç olmayabilir ama. Farklı senaryolarla özellikle farklı seslerle uyarı yapılacaksa ee, çok özür diliyorum. Şimdi devam edeyim. Çok özür dilerim. Evet bir, bir an bir durakladım. Ee, bir ufak bir şeye bakmam gerekti. Şimdi alarm bölgeleri tarafında ekranda da gördüğünüz gibi tekrar edecek olursam hızlıca binanın alarm bölgelerine ayrılması verilecek alarm tipini ayırt etme ihtiyacına bağlıdır. Her zaman bütün binada alarm sinyali verilecekse bölgelere ayırmaya gerek yoktur diyor. Sonrasında sonrasında her yine maddenin devamında bu alan bölgeleri maddesinde diyor ki her yangın kompartımanında en az bir adet ses duyarı cihazı olmalıdır. Her yangın kompartımanında en az bir adet sesli uyarı cihazı vardır e, olmalıdır diyor ee, evet Egemen Bey şöyle ki bu hafta çok teşekkür ederiz yani her hafta yoğun bir ilgi var ama bu hafta artık böyle hani limitleri aşan bir ilgi oldu çok sağ olun ee, onun içinde e, limit dolduğu için de katılım gerçekleşmiyor webinarlarda böyle odalarda e, sayı sınırları olabiliyor bugün de yoğun bir ilgiden yoğun bir katılımdan dolayı ee, şu an biliyorum katılamayan, devam edemeyen yani giriş yapamayan kişiler var. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. O katılamayan arkadaşlara da ilgisi için teşekkür ederim. Bu şekilde iletirseniz ama sonraki haftalarda bu limiti biraz daha yukarı çekmeye çalışacağız. Ee, burada sizlerin biraz daha e, yoğun ilgisine karşılık. Ee, sizleri burada görmeye çalışacağız Lütfen olanlar çıkmasın problem değil ee, yani şu anda dinlemek istediğiniz konuları dinleyin kayıtları da zaten YouTube'a koyacağız dediğim gibi sonraki webinarlarda e, bu limiti biraz daha yukarılarda tutup e, yoğun ilginizi biraz daha fazla karşılamaya çalışacağız Çok teşekkür ederim tekrar Evet, her yangın kompartmanında en az bir adet ses duyarı cihazı olmalıdır dedik. Şimdi burada devam ediyorum. <laughs> ee, yine alarm bölgeleri ile ilgili olarak sesli ve şık duyarı cihazları tarafında alarm bölgeleri maddesinde diyor ki alarm bölgeleri birden fazla tespit bölgesi yani algılama bölgesi içerebilir, ancak bunun tersi geçerli değildir ve sınırlar aynı olmalıdır. Alarm bölgeleri birden fazla tespit bölgesi içerebilir ancak bunun tersi geçerli değildir ve sınırlar e, aynı olmalıdır diyor. Yine standart maddelerinde 6.6 no'lu madde Alarm Sistemleri ve Cihazları maddesi 6.6.1 diye bir alt maddeyle devam ediyor. Burada işte sesli alarmlar, görsel yangın alarm cihazları gibi başlıklarla bu maddeler devam ediyor. Bu maddelerde özetle şunu diyor. Bir mahalde yangın anında kişileri uyarmak için, yangın olduğuna dair uyarı vermek için, Gerekli olan asgari ses seviyesi 65 desibeldir. Gerekli olan ses seviyesi 65 desibeldir. Yalnız diyor ortamda gürültülü bir ortam. Örneğin bir fabrikada depodasınız. İşte forkliftler çalışıyor sürekli. Gürültülü bir ortam. Ölçüldü bir ses seviyesi ölçüldü. Atıyorum 80 desibel. Bu durumda da en az 90 desibelle yani ortamda gürültülü alanda ölçülen ses seviyesinin en az 10 desibel üstünde bir ses seviyesiyle uyarmanız gerekir diyor. Yalnız bunları yaparken de e, ses seviyesi insanların bulunabileceği herhangi bir noktada 118 desibelin üzerine çıkmamalı diyor. Yani insan kulağı için rahatsız edici olan, e, zarar verici olan ses düzeyi e, 118 desibelin üstü. Onun için de evet kişileri uyarmak için asgari 65 desibel bir ses düzeyine ihtiyacımız var. Gürültülü alanlarda ölçülen ses seviyesinin 10 desibel üzerinde bir ses seviyesine ihtiyacımız var. E, ama bunların yanı sıra da ne dedik? İnsanların bulunabileceği herhangi bir noktada da 118 desibelin üstüne çıkılmamla. İşte 6.6 no'lu madde bunu anlatıyor. Bununla birlikte yine bu maddede 6.6 nolu maddede diyor ki alarmın uyuyan insanları uyarması isteniyorsa uyuyan insanları uyarması isteniyorsa yatak başındaki minimum ses seviyesi 75 desibel olmalıdır. Yatak başındaki minimum ses seviyesi. Şimdi burada 100 desibellik bir sireni odanın dışına koyabilirsiniz. Biraz sonra da göreceksiniz kapıda 20 desibellik bir ses düşümü olur. İşte yatağa ulaşıncaya kadar ki şeyde e, 75 desibeli aşağı yukarı elde edersiniz. Ama bunun yerine mesela soket altı sirenler, flaşörler ve flaşörlü sirenlerde kullanabilirsiniz. Soket altı siren ya da flaşörlü sirenle de yine 75 desibellik asgari ses seviyesini sağlayabilirsiniz. Uyuyan insanları uyarmak için gerekli olan minimum seviyeyi sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde buzzer'lı soketlerle de bunu sağlayabilirsiniz. Yine sesli ve ışıklı uyarı cihazları için standart maddelerinde diyor ki en az 2.1 metre yüksekliğe monte edilmeli ve kablo tesisatı koruma altına alınmalıdır. Burada ufak bir bilgi vereyim sizde. Burada ufak bir bilgi vereyim size. Ee, 2.1 metre yükseklik en 54 e 14'te geçen bir ifade değil. Bu NFPA'de geçiyor ama bizim projelendirme rehberimiz içerisinde de var. Ve e, birçok ürünün aslında beyan değerinde yerden en az 2.1 metre hatta daha yukarısı 2.4, 2.5, 3 neyse o tarz e, beyan değerleri görürsünüz. Özellikle NFPA en az 2.1 metre yüksekliğe monte edilmeli diyor Amerikan standardı. Sonra yine devamında bu 6.6'ın olmak dedim. Diyor ki, işitme engeller tarafından kullanılması muhtemel olan mahallerde onları alarm hakkında bilgilendirme yönelik prosedürler uygulanmalı ve sesli, görsel, dokunsal alarm cihazları mahal kullanım özelliklerine göre kullanılmalıdır. Şu anda bir problem var mı? Ara sıra duraksıyorum ama duyulmasında mı bir problem var? Tam olarak nasıl bir ses problemi var acaba? Cızırtı var. Hmm. Ya sonuçta yoğun bir internet kullanımı olduğu zaman bu tip e, webinarlarda, sunumlarda, online yapılan anlatımlarda bu tarz şeyler oluyor. Ama çok fazla olmuyordur umarım ve çok rahatsız edici değildir. Genel olarak. Peki genel olarak eğer tolere edilebilir bir düzeyde ise doğrudur. Biraz daha dikkat edeceğim bu parazitler konusuna. Belki biraz daha az duraklasam daha iyi olacak. <laughs> Peki dokunsal uyarı kısmında maddeyi tekrar ediyorum. İşitme engelliler tarafından kullanılması muhtemel olan mahallelerde ee, onları alarm hakkında bilgilendirme yönelik prosedürler uygulanmalı ve sesli, görsel, dokunsal alarm cihazları mahal kullanım özelliklerine göre kullanılmalıdır. Sonra e, sesli ve ışıklı uyarıcılarla ilgili standart maddelerinde kablolar ve ara bağlantılar adıyla ile 6.12 nolu bir madde var. 6.12 nolu madde. Bu madde aslında kabloların yangına dayanıklı olup olmaması ile ilgili bir maddedir. Kablolar eğer sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına ya da diğer çıkış cihazlarına bağlanacaksa yangına dayanıklı olmak zorundadır. Yangına dayanıklı olmak zorundadır. EN 54-14'te e 30 dakikalık bir dayanıklılık süresinden bahseder. E, BS yani Amerikan standart pardon İngiliz standartında 120 dakikadan bahseder. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik 60 dakika der. Yani burada aslında bizim e, ülkemizde yönetmelik maddeleri bizim için birinci sırada gelmesi gerektiği için bunu da dikkate alarak sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına bağlanacak kabloların en az 60 dakika yangına dayanıklı olması zorunludur diyebiliriz ve bu noktada ekranda gördüğünüz FE180 ifadesi de bize yangına 180 dakika dayanabildiğini gösterir kablonun yangına 180 dakika dayanabildiğini gösterir. Şimdi bütün aslında adresli ve konvansiyonel sistemlerde santrallerin siren çıkışları vardır ve e, genel olarak projelerde siren çıkışları üzerinden siren hatları oluşturulur. Ayrı bir siren hattında zaten e, işte sirenlere, flashörlere ve flashörlü sirenlere bu kablolar gireceği için yangına dayanıklı olmak zorundadır. Ama mesela adresli sistemde bir çevrim hattına adresli bir siren bağlayacaksınız senaryo kapsamında. E, yani bir ya da iki tane adresli siren ya da flashörlü sireniniz var çevrim hattı üzerinde. Yine de hani diğer cihazların hepsi dedektör buton gibi giriş cihazları olabilir. Buna rağmen yine de yangına dayanıklı kablo kullanmanız gerekir. Yani o hat üzerinde bu bir çevrim hattı da olsa o hat üzerinde en az bir tane çıkış cihazı ki bu sesli ve şık duyuru cihazlarını bugün anlatıyoruz. Özellikle işte adresli sirenlerden ya da flaşörlü sirenlerden bahsedebiliriz. En az bir tane bile olsa o çevrim hattında kullanılan kablonun yangına dayanıklı olma zorunluluğu ortaya çıkar. Ama hatta herhangi bir sesli ve ışıklı uyarı cihazı yoksa, bağlanmayacaksa o zaman yangına dayanıklı olmak zorunda değil. Bakın alev geciktiricilik ya da halojenden arındırılmış olma başka bir şey. Bunlar tüm yangın kablolarında olması gereken şeyler. Ee, ama tekrar ediyorum... Ee, sesli ve ışıklı uyarı cihazları bugünkü konumuz olduğu için özellikle bu cihazlar açısından konuşuyorum. Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına bağlanan kabloların yangına dayanıklı olması zorunlu. Sonrasında ve 60 yönetmeliğe göre de binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre de 60 dakikadır. Bu standartlara göre değişiklik gösterir ama bizim baz almamız gereken 60 dakikadır. Görsel alarm kuralları noktasında da EN54'e 23'te geçen bir tablodan bahsetmek istiyorum. EN54'e 23 sesli şey pardon ışıklı uyarıcılarla ilgili ışıklı uyarıcıların üretim ve test standardıdır bu. EN54 e 23 burada bir tablodan bahseder. Bu tabloda EN54 e 23 onaylı cihazlar için kapsama mesafesi için çarpma faktörleri belirlenmiştir bu çarpım faktörleri bu çarpım faktörleri uygulamaya ilişkin tüm koşullar dikkatli değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır diyor. Yani örneğin işte EN 54 23 onaylı bir görsel alarm cihazımız var. Bir flaşörümüz ya da flaşörlü sirenimiz var. İşte e, bu flaşör ya da flaşörlü siren için e, kullanma kılavuzunda ya da işte satış destek dokümanı gibi dokümanlarda yani beyan değerinde belirtilen ifadede örneğin W-2.4-3 olsun. W, wall kelimesi yani duvar kelimesinin İngilizcesinden gelir. E, wall, W. E, yani duvara monte edilebilir anlamına gelir. 2.4 yerden monte edilebileceği yüksekliktir. W-2.4. Duvara yerden 2.4 metre yüksekte en az monte edilebilir. Ve... Sonrasında da 3 yani flaşın e, kapsama alanı yansıdığı kenarın uzunluğu 3 metre olabilir diye bir beyan değeri var. E, biz bu flaşörü ya da flaşörlü sireni mesela 350 lüks olan bir ortamda kullanacağız. Tabloya dikkat ederseniz 300-400 lüks arası e, bir satır var. İşte duvara monte edilecek dedik. Ve doğrudan görünüm yani direkt karşıya yansıtacağız. Herhangi bir kırılım odanın böyle kıvrımlı bir kısmı yok. Doğrudan görünüm. Burada çarpım faktörü 2.3 veya değiştirelim dolaylı görünüm olsun. Yani odamızın bir e, flaşörü taktığımız duvardan tam karşıya yansımasın dışında bir de şöyle sağ tarafta bir girintili bölümü var. Oraya da yansımasını istiyoruz yani dolaylı görünüm istiyoruz. Dolaylı görünüm var. Duvar montajı dolaylı görünüm ve 350 lüks e, ışık şiddeti olan bir ortamda kullanacağız. Az önce beyan ettiğimiz cihazı. Bu durumda biz bu 2.4'ü ve 3'ü 1.2 diye ekranda tabloda görülen çarpım faktörüyle çarpıp diyoruz ki 2.88 metrelik bir yüksekliğe de monte edilebilir. E, yani bu yüksekliği 2.88'e kadar çıkarabiliriz. Aynı şekilde 3 dediğimiz kapsama mesafesi yani karşı kenarın uzunluğu da 3.6 metre olabilir. Bu şekilde revize edilebilir. Burada herhangi bir çocuk yok. Birilerinin mikrofonu açık kaldıysa ses karışmış olabilir. Mikrofonu açık olan birisi varsa kapatmasını rica edebilir miyiz acaba? Tamam. Şu an sanırım Tamam. Olur bazen böyle şeyler arkadaşlar. Devam ediyorum. Buraya bu anlattığım tablo ile ilgili bir sıkıntı var mı? Araya karışan sesler dolayısıyla anlaşılmayan bir nokta var mı? Tekrar etmemi ister misiniz burada anlattığım hesaplamayı? Tamam. Dedim ki bu işte W-2.4-3 diye beğen değeri olan bir flashör ya da flashörlü sirenimiz için ee, ekrandaki tablodaki çarpım faktörlerini şöyle göz önüne alacağız. Mesela 350 lüks ışık şiddeti olan bir ortamda kullanacağız. W duvara monte edilebilir anlamına geliyor. Wall kelimesinin baş harfidir. Wall duvar. Ee, duvar montajı yapı, duvara monte edilecek. Ve odada da e, takıldığı yerden, o flash'ın yansıması için de daha böyle kıvrımlı bir kısım da var. Yani dolaylı görünüm. Direkt karşıya yansıtmıyoruz. Dolaylı görünüm sağlayacağız. Şimdi böyle yerlerde 1.2'lik bir çarpım faktörü dikkate almamız gerekiyor. 350 lüks ışık şiddetine göre duvar montajı ve dolaylı görünümde. Bu da 2.4 ve 3 dediğimiz bu beyan değerlerini 1.2 ile çarparak yani çarpım faktörüyle e, revize edebiliriz anlamına geliyor. Bu da yüksekliği artırabiliriz, Montaj yüksekliğini arttırabiliriz. Ve flash'in yansıyacağı e, kapsama mesafesi de buna göre e, artabilir e, demek oluyor. Yani 2.80, 2.4 değil de 2.88 metre mesela bir yüksekliğe monte edebilir. E, ve 3.6 metrelik bir mesafeyi kapsayabilir bu flash diyebiliriz. Bu şekilde revizyon yapılabilir ekrandaki tabloya göre. Şu anda netleşti mi? Peki buradan yola çıkarsak bir sonraki slide'da, şu an ekrana gelmekte olan slide'da da aslında gene bundan bahsediyor. Yani tavan montajı ve duvar montajında işte beyan değerlerinde e, ikinci sıradaki ifade X'i, üçüncü sıradaki ifadede de Y'yi e, gösteriyor. Yani işte W-2.4-3 dedim ya, burada 2.4X'i, e, 3'te Y'yi ifade ediyor duvar montajı yapılacak bir görsel alarm cihazı için. E, tavana monte edileceklerde de mesela C tire işte e, mesela 3 tire atıyorum 5. Burada da C sailing tavan montajı e, 3X yani ne kadar yükseklikte bir tavana monte edilebilir. Ve e, yine bir Y ifadesi var orada. Bunları bize gösteriyor maksimum mesafe y. Bunları e, beyan değerlerinde belirtiyor ve bir, bir önceki slayttaki çarpım faktörlerine göre bu değerler revize edilebilir. E, soket altı siren ve flaşör uygulamaları aslında biraz önce geçtiğim, geçmiş slaytlarda 75 desibellik bir ses düzeyinden bahsetmiştim ihtiyacından neydi? İşte uyunan mahallelerde uyuyan insanları uyandırmak için ya da diğer bir deyişle e, uyuyan alarmın uyuyan insanları uyarması isteniyorsa yatak başındaki minimum ses seviyesi 75 desibel olmalıdır demiştim. Bu noktada e, odanın dışına da bir siren takabilirsiniz ama burada odanın maksimum e, dışında odaya en fazla 4 metre uzaklığı aşağı yukarı takabilirsiniz. Çünkü kapıda 20 desibellik bir ses düşümü olacak ki e, i̇lerleyen slaytlarda bunu bir kez daha göreceksiniz. İşte burada işi riske atmamak daha sağlıklı bir çalışma ve projelendirme için e, oda içerisinde soket altı siren ve soket altı flaşörlü siren kullanarak 75 desibellik ses düzeyi sağlayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar, sesli ve ışıklı uyarıcılarda, sesli ve ışıklı uyarıcılarda şöyle bir şey var. Ee, mesela bir siren için ya da flashörlü siren için işte atıyorum ses çıkışı yüzdesi desibel deniyor. Bu bir metre mesafede duyulabilecek ses düzeyidir. Bir metre mesafede duyulabilecek ses düzeyi. İşte buradan yola çıkarak e, buradan yola çıkarak şunu diyoruz. Biz sirenleri ya da flashörlü sirenleri konumlandırırken sirenden uzağa gittiğimiz noktada her iki kat uzaklaşmada 6 desibel'lik bir düşüm olur. Mesela 100 desibel ses çıkışı olan bir sireni monte ettiniz. 1 metreye kadar 100 desibel duyarsınız. Ama iki kat uzaklaştığınızda, 2 metre uzağa gittiğinizde 94 desibel duyarsınız. Bir iki kat daha gittiğinizde, yani 2 metreden 4 metreye gittiğinizde bir 6 desibel daha düşer. Bu şekilde e, her iki kat uzaklaşmada ee, her iki kat uzaklaşmada 6 desiberlik bir ses düşümü ile birlikte mont projelendirmek gerekir. Buna göre de mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz. 100 desibel ses çıkışı olan bir siren için yaklaşık 60 metre sonra bir tane daha monte etmek gerekir. Yaklaşık 60 metre sonra. Çünkü bu hesaplamada ekranda da gördüğünüz gibi ee, işte 64 metreye geldiğimizde 64 desibel oluyor ama bizim asgari 65 desibele ihtiyacımız var. Buna göre de e, yaklaşık 60 metrede bir tabi arada bir kapı yoksa bunu bir koridorda düşünebiliriz mesela kapı olmayan bir koridorda. E, 60 metrede bir e, %100 desibel ses çıkışı olan sirenlerde konumlandırmak gerekiyor diyebiliriz. Son slaytlara geliyoruz. Burada ufak bir duraksama yapayım. Bayağı bir konuştum, anlattım. Ee, buraya kadar anlattıklarım net mi? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Sonlarda tekrar sorunuz olup olmadığını soracağım ama tam bu noktada bir durup soluklanmış olayım ben de size de sorayım. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Anlaşılmayan bir nokta var mı? Tamam. Bunları nasıl ölçüyorsunuz? Ses düşü ses düzeylerini mi? Bu ses düzeylerini ölçen, ses ciddini ölçen ölçü aletleri var. Onlarla Şu an ismi aklıma gelmiyor cihazda ama bu tarz ses ölçüm yapan cihazlar var. Onlarla ölçüm yapabiliyorsunuz. Şimdi aslında birkaç sefer daha önceki slaytlarda bahsetmiştim. Kapılarda 20 desibellik bir ses düşümü oluyor. Ee, normal kapılarda bu 20 desibel. Ee, yankı kapılarında 30, 30 desibel. Yani kapının dışına koyduğunuz bir siren de kapının içerisine 20 desibellik bir kayıpla veya aradaki yankın kapısı ise 30 desibellik bir kayıpla ulaşıyor. Bu da işte biraz önce mesela uyuyan insanların uyarılması gereken asgari ses seviyesinde mesela bir odanın dışına siren koyuyorsak oda kapısına mesafesi 4 metreyi geçmemelidir diyebiliriz şeklinde e, ifade ettiğimiz bu durum. Bu tabii 106 desibel ses çıkışı olan bir siren için. Mesela 100 desibel ses çıkışı olan bir siren içinde de oda kapısına olan mesafe 2 metreyi geçmemelidir diyebiliriz. Tabii burada yine oturup hesaplamak gerekir. Ama ortalama yani ortalama demeyeyim de biraz önceki tablodan yola çıkarak kaba taslak bir hesap yaptığımızda yine söylüyorum otel koridorlarında mesela 100 desibellik siren kullanıldığında sirenlerin oda kapılarına olan mesafesi 2 metreyi geçmemelidir ya da 106 desibellik bir siren kullanıyorsak da yine oda kapısına olan mesafesi bu defa 4 metreyi geçmemelidir diyoruz. Çünkü içeriye normal kapıdan bir 20 desibel daha düşerek gidecek. 4 metreye kadar da yaklaşık 12 desibel daha düşmüş oluyor. 32 106'dan 32 çıkardığınızda da 74 işte desibel Yani tam 4 metre olması bile 4 metreye yakın yaklaşık 4 metre diyebiliriz. 4 metreye geçmemelidir diyebiliriz. Onun için de işte e, soket altı siren ya da flaşörlü sirenleri tercih ediyoruz bu tip mahallelerde. Evet. E, IP koruma sınıflarına da şöyle bir değinelim. Sonra yönetmelik maddelerimiz var ve en son durumu bir toparlayacağız. Bir özet geçeceğiz. IP koruma sınıfı e, International Protection yani uluslararası koruma ifadesinin baş harfleri International Protection'ın baş harflerinden geliyor IP koruma sınıfları zaten ismi açılımından da belli koruma uluslararası koruma buradan da koruma sınıfları olarak ifade ediyoruz. IP de IP ifadesinden sonra mesela 22 dediğinde ilk sıradaki rakam IP'den sonra gelen ilk rakam katı cisimlere karşı korumayı ikinci rakam da sıvı cisimlere karşı korumayı gösteriyor. Mesela IPC 22 olan iç ortam kullanımına uygun bir sesli ve ışıklı uyarı cihazı veya IP21 olsun. IP21. Ne demek? Ne demiş oluyoruz? İşte 12,5 milimetreden büyük olan katı cisimlere karşı korumalıdır. Cihaza dikey olarak gelen sıvı damlalarına karşı korumalıdır. Yani su geçirir ama hani tam tepeden böyle damla damla geldiğinde de öyle kolay kolay da su almaz. Ama burada tabii montajda dikkat edilmesi gereken kritik noktalardan birisi kabloların Rakorlardan geçirilmesi yani o e, bağlantı noktalarının rakorla e, sıkıştırılması, kapatılması. Mesela dış ortam kullanımına uygun e, IP65 olsun mesela sesli ve ışıklı uyarı cihazı kullandığımızı kabul edelim. Burada da işte ne diyoruz bu durumda? Toz geçirmez, cihaza herhangi bir yönden püskürtülen sıvılara karşı korumalıdır veya IP66 yine toz geçirmez ve deniz fırtınasındaki su kuvvetine eşit şiddette püskürtülen sıvılara karşı korumalıdır. Yani böyle bir e, iskelede mesela kullanabilirsiniz. Orada zaman zaman fırtına ile birlikte e, şiddetli bir şekilde su gelebilir ama bu tarz şiddet bu şiddette püskürtülen sıvılara karşı da korumalıdır IP66. İşte bunları da dikkate alarak, bunları da göz önüne alarak cihazları kullanacağımız yere göre seçmek ve biraz önce anlattığım maddelere göre konumlandırmak, hesapları yapmak, buna göre sirenleri uygun yerlere koymak gerekli. Yönetmelik maddelerine de bakacak olursak binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte ekranda da gördüğünüz gibi 5. kısım 4. bölümde 5. kısım 4. bölümde yangın algılama ve uyarı sistemleri başlığıyla alarm verme maddesi var. Madde 76. Çok uzun uzun okumayacağım zaten bir hayli uzattık süreyi. Ee, binaları yangından korunması hakkında yönetmeliği internette rahatlıkla ücretsiz bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bu madde 76'nın birinci bendini alarm verme başlığındaki bendini inceleyebilirsiniz. Sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile ilgili yine daha doğrusu bu başlıkla madde 81 var. Eee madde 81'de 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. maddeler yine daha doğrusu bentler var. E, madde 83'te de 1 ve 4. bentleri e, inceleyebilirsiniz bu kapsamda bize yönetmelikte maddelerde sesli ve ışıklı uyarı cihazlarıyla ilgili maddelerde bu şekilde sunuluyor. Evet konunun sonlarına gelirken bir toparlama yapacak olursak. Sonuç olarak sesli ve ışıklı alarm cihazları yangın algılama sistemlerinin önemli cihazlarından biridir. Bu cihazlar sayesinde mahaldeki kişiler yangın durumunda uyarılır. Cihazların seçimi yapılırken mahalin kullanım amacı ve mahaldeki ortalama ses ve ışık seviyesi ve benzeri parametreler dikkate alınmalıdır. Ayrıca sesli ve ışıklı alarm cihazları projelendirilirken ilgili standartlarda belirtilen minimum ses ve ışık seviyelerinin mahaldeki her noktada sağlanmasına dikkat edilmelidir ki sunumun burasına gelene kadar bunları yine bolca ifade etmiş, vurgulamıştım. E, sonuç cümlelerimizde de bu şekilde toparlamayı görmüş, duymuş oldunuz. Evet, webinarımızın sonuna geldiğimizde hepinize katılımlarınız için çok çok teşekkür ederim. Tekrar yoğun ilginiz için çok teşekkür ederim. Ee, sonraki seminerlerde yine tekrar görüşmek üzere diyorum. İnşallah hepinizle tekrar bir arada oluruz. Her hafta Salı günü saat 11'de biz konularımızı anlatmaya devam edeceğiz. Sizler de bizi ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarından lütfen takip edin. Tüm duyuruları oradan alabilirsiniz. Biz şu anda sizlerin maillerinize herhangi bir bildirim göndermiyoruz bizleri duyuru sosyal medya hesaplarımızdan takip edip webinar duyurularını buradan görebilir ve www.mavilakademi.com adresindeki webinar sayfasından da her hafta için e, başvurunuzu yapabilirsiniz. Webinar sayfasından www.mavilakademi.com'daki webinar sayfasından başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu şekilde de ücretsiz olarak kaydınız olup katılımlarınızı her hafta sağlayabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.